Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Garip, geçmiş, gelmek sözcükleri belirtilen anlamlarını karşılayacak şekilde kullanılmıştır. Garip, acayip, geçmiş, arkada kalan hayat, gelmek, ulaşmak, varmak. İnsanın aklına geçmiş günler geldiğinde insan garip bir yalnızlık duygusuna kapılır diyor arkadaşlar. Şimdi e, burada geldiğinde derken hatırına gelmek yani bir yere ulaşmak varmak anlamında kullanılmadığı için Adana şıkkını bundan dolayı eleriz. B baktığımızda garip bir geçmişe sahip olan bu adamın başına çok değişik olaylar gelmiş derken burada değişik olaylar geçirmiş yani buradaki gelmek de ulaşmak varmak anlamında olmadığı için Bursa şıkkını da eliyoruz. Sınıfa yeni gelen çocuğun garip duruşu ona geçmişini hatırlatmıştı derken geçmişi derken yaşadıkları anlamında yani arkada kalan hayat anlamında değil bu yüzden C şıkkında şöyle bir eleyelim ve devam edelim. Perde perde örtülü olan eski bir geçmişten kulaklarına garip bir fısıldı gelmişti derken garip bir fısıltı e, ulaşmıştı kulağına tamam buradaki garip acayip anlamında gelmek doğru kullanıldı eski bir geçmişten derken arkada kalan hayatından bahsediyor bu da doğru cevabım denizli geçmiş günlerden bahsedip garip bir tavırlamasanın yanına geldi derken baktığımızda geçmiş günler yani arkada kalmış günler arkada kalmış hayat değil de gün olarak garip burada acayip e, gelmek de doğru anlamda kullanıldı bunların ikisi de doğru ama geçmiş yanlış anlamda kullanıldı bu yüzden cevabımız denizli şıkkı Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi yanlış açıklanmıştır? Aniden önemli bir durumla karşı karşıya kaldığını anlayıp bu sebeple tedirgin olursanız şafağınız atar. Doğru, tedirgin olma halidir. Oldukça önemli, ciddi bir şeyi açıktan söylemeyip şaka yolu söylerseniz gaflete düşersiniz diyor arkadaşlar. Yanlış, gaflete düşmek, dalgın olmak, uyuşuk, dikkatsiz olmak gibi bir anlama gelir. Dolayısıyla Burada işte şaka yolu bir şey söylemek anlamında değil. Dediğim gibi dalgın olmak, uyuşuk olmak, dikkatsiz olmak anlamlarına gelir. Bu yüzden cevabım Bursa şıkkı. Ara vermeden devamlı çalışmanız, büyük çaba gösterdiğiniz durumlarda gecenizi gündüzünüze katarsınız. Doğru. Çok korkarak heyecan içinde bulunup terlemeniz, korku ve bunalım içinde olmanız ecel teri döktüğünüzü gösterir. Doğru. Bir konu üzerinde pek çok düşünmeniz, zihin yormanız kafa patlattığınız anlamına gelir. Bu da doğru. Cevabımız Bursa şıkkı. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Burada arkadaşlar şuna dikkat etmelisiniz. Bu iki cümlede geçen bütün sözcüklerin kullanılması gerekli ve bunun dışında dışarıdan başka sözcükler eklenmemeli birleştirme yapılırken. 1 bir, Çikolata festivali çikolata kültürünü tanıtmak ve çikolata severleri buluşturmak için dünyanın birçok ülkesinde yapılmaktadır. Çikolata festivali Türkiye'de ilk kez 11-14 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da Sirkeci Garı'nda gerçekleşecek. Burada bir sürü anahtar kelime var ve buradaki anahtar kelimeler cümle birleştirilerek de kullanılmalı, birleştirilirken de kullanılmalı. Şimdi bakıyoruz. Türkiye'de ilk kez 11-14 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da Sirkeci Garı'nda gerçekleşecek olan çikolata festivalinin amacı çikolata kültürünü tanıtmak ve çikolata severlere buluşturmaktır. Burada ne geçmedi dünyanın birçok ülkesinde yapılacağı ibaresi yer almadığı için aşıkkına eliyoruz. Devam edelim. Türkiye'de ilk kez 11-14 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da Sirkeci Garı'nda yapılacak çikolata festivali dünyanın birçok ülkesinden gelecek çikolata severlere Buluşturacak dedi arkadaşlar. Şimdi buraya da baktığımızda ne geçmedi? Çikolata kültürünü tanıtmak ifadesi yer almadığı için Bursa şıkkını da eliyoruz. C'ye bakıyoruz. Çikolata kültürünü tanıtmak ve çikolata severleri buluşturmak amacıyla düzenlenen çikolata festivali ilk kez 11-14 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek derken burada da sirke ifadesi eksik olduğu için C şıkkını da eriyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde çikolata kültürünü tanıtmak ve çikolata severleri buluşturmak üzere düzenlenen çikolata festivali Türkiye'de ilk kez 11-14 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da Sirkeci Garı'nda yapılacak derken kesinlikle bütün kelimeler, anahtar kelimeler kullanıldı. Cevabımız Denizli. 11-14 Şubat tarihleri arasında çikolata kültürünü tanıtmak ve çikolata severleri buluşturmak için dünyanın birçok ülkesinde yapılan çikolata festivali bu yıl İstanbul'da Sirkeci Garı'nda düzenlenecek derken arkadaşlar ne yok Türkiye'de ilk kez ifadesi yani şu ifade yer almadığı için Edirne şıkkını da eliyoruz. Cevabımız Denizli. Bu cümlede asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yani cümlenin ana düşüncesini sormakta bize. Herhangi bir düşünce veya görüş bizi üzerine düşünmekten önce kızdırıyor veya öfkelendiriyorsa henüz düşünce katına ulaşamamış demektir. Kızdırma ve öfkelendirme oluyorsa bu bir düşünce olamamıştır. Düşünce eksikliği vardır demek istiyor. Yani kısacası şunu söylüyor. Bir görüş ya da düşünce kızgınlık ve öfke aşamalarını geçiyorsa o tam anlamıyla bir düşünce olmuştur artı pozitif bir şey. Bakalım. Her insanı öfkelendiren bir düşüncenin mutlaka olduğu değil. Kızdırma ve öfkelendirmeyi aşamayan düşüncelerin geri planda olduğu değil. Üzerine düşünülmesi gereken görüşlerin olumsuzluk içermemesi gerektiği değil. Bazen görüş ve fikir ayrılıklarının bizi kızgınlık ve öfkeye sürüklediği hayır. Öfke ve kızgınlık aşamasını geçen görüşlerin düşünce olduğu kesinlikle bundan bahsetmekte cevabımız E şıkkı. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Betimleme, kişileştirme, örnekleme, öyküleme, benzetme. Saros Körfezi'ne doğru yol alırken Queen Elizabeth zırhlısı erimiş gümüşü andıran. Andıran dediği için arkadaşlar erimiş gümüşe benzeten demek istiyor. Burada benzetme var. Dolayısıyla şöyle bir Denizli şıkkını eleyelim. Denizin sularını bıçak gibi yarıyor derken buradaki gibiden dolayı da benzetme olduğunu söyleyebiliriz. Göğün sonsuzluğu maviliklere demir atmış sessizliği şiirleştiriyor. Göz alıcı ufukların menekşe rengi nice güzelliklerin sırlarını işaret ediyordu. Şimdi göğün sonsuzluk mavisi ondan sonra göz alıcı ufukların menekşe rengi ifadesi de görsel bir ayrıntı olduğu için bizim için betimlemeyi örneklendirmekte. Betimleme de var bu yüzden A şıkkını da elemekteyiz. Devam ediyoruz. Hamilton ve kurmay heyeti güçlü dürbünlerle kıyıya bakıyor. Herhangi bir tahkimat olup olmadığını tespit etmeye çalışıyorlardı. Çok güzel, neşeli bir gündü. Yeşeren yapraklarda, tüten topraklarda, tepelerde ve eteklerde boy veren otlarda, aralarına serpilmiş çiçeklerde bahar gülüyordu. Baharın gülmesi arkadaşlar, insan güler, bahar gülemez. Burada bir kişileştirme söz konusu. Dolayısıyla şöyle bir Bursa şıkkını da eleyelim. Ayak basmamış, sessiz sedasız ormanlarda kuşlar ötüyor, taze ot kokuları rüzgara karışıyordu. Şimdi aslında tamamına baktığımızda bize bir hikaye gibi de anlattı değil mi? İşte çok güzel neşeli bir gündü. Yeşeren yapraklarda, tüten topraklarda, tepelerde ve eteklerde boy veren otlarda, aralarına serpilmiş çiçeklerde bahar gülüyordu. Ayak basmamış, sessiz sedasız ormanlarda kuşlar ötüyordu. Taze ot kokuları rüzgara karışıyordu vesaire derken bize bir hikaye gibi anlattı. Dolayısıyla hikayeleme yani öyküleme de söz konusu. Edirne şıkkını da eliyoruz. Örnekleme yok. Cevabım C şıkkı. Bu parçadaki altı çizili ifadeyle tarih biliminin amacından uzaklaşması, tarih biliminin aydınlanma dönemine ivme kazanması, tarih bilimine hükümdar ve hanedanların karışması durumlarından hangilerine gönderme yapılmıştır? Herodot'la birlikte başladığı kabul edilen tarihçilik hem tarihçiler nezdinde hem de tarih bilimi çerçevesinde birçok farklı yöne evrilmiştir. Sınıfların ve kurumların hakimiyetinde ön verilmiş olan tarihçilik aydınlanma dönemine kadar bazen hanedanlıkların bazen de hükümdarların kontrolünde devam etmiştir. Zaman zaman bu duruma dini çevreler de dahil olmuştur. Hangi durum arkadaşlar? Bakın lütfen dikkat. E, aydınlanma dönemine kadar hanedanlıkların ve Hükümdarların kontrolünde devam etmesi yani tarih bilimine hükümdar ve hanedanların karışması diyebiliriz. Aydınlanma döneminde izme kazanmasıyla tarih biliminin amacından uzaklaşmasıyla alakalı herhangi bir şey yok. Hükümdar ve hanedanların e, bu durumun onların kontrolünde olması yani onların birbirine karışması diyebiliriz. Bu yüzden cevabımız 3 yani C şıkkı. Bu parça iki paragraf ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar diyor. İkinci paragraf arkadaşlar tabii ki giriş cümlesiyle başlayacak. Giriş cümlesi anlam ve konu yönünden diğerlerinden farklı olmak zorunda. Ondan sonra tabii ki konu olarak da farklı anahtar kelime olarak da kendinden önceki cümlelerden bağımsız olmalı. Ve giriş cümlesinde bağlayıcı bağlaçlar gibi unsurlar yer almamalı. Bakalım. Derinleşen çatlaklarla birlikte hem betonun yapısal bütünlüğünün bozulması hem de çatlaktan içeri sızan suyun ve oksijenin etkisiyle yapıların metal iskeletlerinin paslanması yapıların kullanım ömürlerini yarı yarıya azaltabiliyor. Öte yandan oluşan çatlaklar bakın hala çatlak çatlak gördüğünüz gibi anahtar kelimeleri bağlayabildik bağlantı kurabildik. E, çatlakları kapamak hiç kolay değil. Onlarca metre yüksekliğindeki köprüleri, viyadükleri, yüksek binaları veya yerin metrelerce altındaki tünelleri sürekli kontrol ve tamir etmek için uzmanlaşmış ekipler gerekiyor. E kolay değil diyor. Sonra bunun için ekip gerektiğini söyledi. Anlam olarak da bunlar birbirini bütünledi. Sonuç olarak her yıl yeni inşa edilen yapıların maliyetinin yarısı kadar Para eski yapıların onarımı için harcanıyor. Hala yapı onarımından bahsediyor ve sonuç olarak dediği için zaten bu bir giriş cümlesi olamaz. Bu önceki cümlelerin Sonuç cümlesidir. Yani önceki paragrafın sonuç cümlesidir zaten. Bunun bir sonuç cümlesi olduğunu anladığım için yani 5 bir giriş cümlesi olabilir ama bakalım 5 bir giriş cümlesi mi? Bakalım başka bir konuya geçmiş mi? 2009 yılında Amerikan İnşaat Mühendisleri Topluluğu tarafından yapılan bir araştırma onarımın maliyetinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Buradaki temel konu artık yapılan araştırmadır arkadaşlar. Bu bizim için ne olmuş oldu? konu olmuş oldu. Yani yeni bir konuya geçti. Bu alanda yapılan bir araştırmanın konusu artık. Ülke çapındaki yapılara kalite yönünden ortalama olarak D notunun verildiği çalışmada yapıların D notunu alabilecek biçimde onarılması için 2,2 trilyon dolar gerektiği belirlendi. Bu araştırmadan bahsediyor. Yani 5'ten itibaren yeni bir konuya geçtiği için cevabımız denizli şıkkı olacaktır. Bu parçadan hareketle yırtıcı kuşlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Avlarını paylaşma eğilimi gösterir. Bazı yırtıcı kuş türleri gündüz avlanır. Çok hızlı uçabilme kabiliyetine sahiptirler. Fiziksel olarak benzerlik taşıyan yönleri vardır. Yapısal özellikleri avcılık için müsaittir. Bakalım. Yabani hayatta en ilgi çeken hayvan grubu arasında yırtıcılar ilk sırada yer alır. Yırtıcılar arasında büyük kedilerle birlikte yırtıcı kuşlar her zaman ilgi çeker. Avcı olan bu türler için hızlı olmak, yaşamlarını ve soylarını devam ettirebilmeleri için olmazsa olmazların başında gelir. Yani ee, hızlı olmaları, hızlı uçabilme kabiliyetine sahip olmaları şöyle bir C şıkkını eliyoruz arkadaşlar. Avcı olan bu türler dediği için yapısal özellikleri avcılık için müsaittir diyebiliriz. Edirne şıkkını da eleyebiliriz. En hızlı türler amaçlarına ulaştıktan sonra hızlarını azaltır ve dinlenmeye geçerler. Bu nedenle patlayıcı hızlarının sonunda hedefe ulaşmaları çok önemlidir. Atmacalar, çaylaklar, kartallar, şahinler, doğanlar gündüz avlanan yırtıcı kuşlardır. Bakın burada ne diyor? Ee, bazı yırtıcı kuş türleri gündüz avlanır. Neymiş bunlar? İşte çaylaklar, atmacalar, kartallar, şahinler. Doğru. Bursa şıkkını da eliyoruz. Bu yırtıcı kuşlarda ortak özellik avlamaya ve tutmaya uygun keskin, sivri tırnaklı, mahmuzlu güçlü pençeler ve parçalanmaya uygun sivri çengel gibi gagalarıdır diyor. Şimdi baktığımızda arkadaşlar ortak özellikte değil için bu yırtıcı kuşlardaki bazlardıklarından bahsetti. Dolayısıyla Denizli şıkkını da eliyoruz. En önemlisi de hepsinde bulunan çok hızlı uçabilme yeteneğidir. Zaten bunu elemiştik. Yukarıda da geçiyordu hızlı uçabilme kabiliyeti en hızlı olanları Gökdoğan'dır diyor. Şimdi avlarını paylaşma eğilimi göstermekle alakalı hiçbir şey olmadığı için cevabımız A şıkkı. Bu parçada Hacı Bayram Veli'nin hangi yönü vurgulanmıştır? Hacı Bayram Veli Anadolu'nun yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden biridir. Şiirleri ve yetiştirdiği talebelerinin ilmi, irfanı ve kültürü Anadolu'nun sınırlarını aşmıştır. Bir kere sınırları aştığı için yerel değildir artık. Çünkü Anadolu'nun dışına çıktı. Yerel olması demek bir bölgeyle sınırlı kalması demektir. Kalıcılıktan bahsetmedi. Kalıcı olabilmesi için yıllara meydan okuması gibi bir ifade yer alması gerekiyordu. Özgünlük değil. Yani kendine has bir tarzından bahsetmiyor. İnsanları çok etkilediğinden bahsetmiyor. Anadolu'nun sınırlarını açtıysa dünyaya aslında tanınmıştır, dünyada tanınmıştır ve bu yüzden de evrensel olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden cevabımız Denizli şıkkı. Bu parçaman hareketle turunçgillerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Üretimlerinin her mevsim devam ettiğine, insan sağlığına çok fayda sağladığına, Kış mevsiminde bol miktarda bulunduğuna, belirgin kokularının olduğuna, farklı tatları taşıdığına. Kışı şenliğe çevirir turunçgiller diyor arkadaşlar. Tamam. Parlak renkleri, havayı çabucak değiştiren kokuları, ekşi tatlı o muazzam lezzetleriyle hayatımızı zenginleştirir. Ekşi tatlı muazzam lezzet dediği için farklı tatlar taşıdığını söyleyebilir miyiz? Ekşi ve tatlı dediği için kesinlikle doğru. Devam edelim. Renkleri havayı çabucak değiştiren kokuları. E, havayı çabucak değiştiriyorsa kokularının işte belirgin olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet bu yüzden denizli şıkkını da eliyoruz. Ağacındaki çiçeğinden kabuğuna kadar insanı besleyen portakal kırmızı ve beyaz halleriyle antioksidan deposu greyfurt. Her sofranın baş tacı limon turunçgiller ailesinin en leziz ve en kolay ulaşılabilir üçlüsü diyor. O zaman insan sağlığına faydasını da söyleyebiliriz. Ee, neden? Çünkü işte antioksidan deposu diyor değil mi? Beyaz ve kırmızı halleriyle ama yine de bir kenarda dursun. Devam edelim bakalım. Evet ne diyor? Türkiye'de Akdeniz kıyı şeridinde yetişen turunçgillerin insan sağlığına katkıları saymakla bitmez. İşte burada insan sağlığını yakaladık. Tamam. Devam ediyoruz. Ee, üretiminin her mevsim devam ettiği ile alakalı ben bir şey göremedim. Kış mevsiminde bol miktarda bulunduğuna. E şimdi bakın ne diyor ağacındaki çiçeğinden kabuğuna kadar insanı besleyen portakal, beyaz ve kırmızı halleriyle antioksidan deposu greyfurt, her sofranın baş tacı limon, turunçgiller ailesinin en leziz ve en kolay ulaşılabilir üçlüsü. Yani bol miktarda bulunduğu kolay ulaşılır olması C şıkkını da eliyoruz. A şıkkıyla alakalı bir şey yok cevabımız A şıkkı. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Anlam olarak arkadaşlar, parçanın dışına çıkmış olması gerekiyor. Yani yeni bir şeyden bahsetmiş olması gerekiyor anlam ve konu olarak. Şimdi bakıyoruz. Resimli çocuk kitapları çocukların kişisel ve akademik gelişimleri için tartışılmaz öneme sahip olmakla birlikte Çocukların kendilerini ve dünyayı anlamalarında ve ifade etmelerinde onarıcı, yardımcı olan önemli bir araçtır. Konumuz burada ne? Resimli çocuk kitapları. Şimdi evet, ikiye bakıyoruz. Çocuk edebiyatında karakterler duygu ve düşünceleriyle insan gerçeği niteliğinde çocuğun karşısına çıkmakta. İkinci cümleye baktığımızda aslında anlam olarak yeni bir şey söylüyor. Konu olarak da yeni bir şey söylüyor. Çocuk edebiyatında karakter, duygu ve düşünceleriyle insan gerçeği niteliğinde çocuğun karşısına çıkmaktadır. Yani burada aslında karakterlerden bahsetti değil mi? İlk de yani ilk cümlede resimli çocuk kitaplarından bahsederken ikinci cümlede çocuk edebiyatındaki karakterlerden bahsetti. Anlam ve konu olarak yeni bir şey söyledi bana. Üçe bakalım. Çocuk kitapları tamam aracılığıyla çocuk kendi yaşadığı sorunları ve buna eşlik eden duyguları daha da rahat ifade edebilmekte. Tamam. Bakın 1 ve 3 birbiriyle alakalı ama 2 onlardan farklı. 2'deki ana tema karakterler ama 1'de ve 3'te e, resimli çocuk kitaplarından bahsediyor. Okuyucu karşılaştığı kitapların niteliğine ve onlara etkileşim biçimine bağlı olarak hissettiği duygunun içinde bulunduğu duruma uygun olup olmadığını değerlendirebilmektedir. Bununla birlikte okuyucu duyguları ile düşünceleri ve hatta davranışları arasında ilişkiler olabildiğine yönelik bir anlayış da geliştirebilmektedir diyor. Bunlar da birbiriyle alakalı arkadaşlar. 1, 3, 4 ve 5 ama iki işi bozdu cevabım bursa. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Ortak kök özelliği gösteren sözcük. Damla damla sözcüğüne baktığınızda arkadaşlar ben bunu damla olarak isim olarak da kullanabilirim ya da Damlamak olarak fiil olarak da kullanabilirim işte ben buna ortak kök diyorum şıkkı doğru kip ve kişiye kalmış sözcük Şuradaki düşer, buradaki bakarım, buradaki bilirim ifadelerine baktığımızda arkadaşlar hatta şuradaki bilirim ifadelerine baktığımızda kip ve kişi eki aldıklarını görüyoruz. Bir tanesini ele alalım. Bakarım ifadesine baktığımızda bakmak fiiline er geniş zaman eki geldi ve ım birinci tekil şahıs eki geldi. Buradaki er ar geniş zaman yani kiptir. Buradaki ım im de gördüğünüz gibi kişi ekidir. Kip ve kişi eki almış sözcük var. Dolayısıyla Bursa şıkkı da doğru. Hem yapım hem çekim eki almış sözcük bir kenarda dursun göremedim. İyelik eki almış sözcük. Sözcük başına benim, senin, onun, bizim, sizin, onların zamirlerini getirdiğimizde bir ismin önüne getirdiğimizde o isim e, mantıklıysa iyilik eki almış demektir. Alnım ifadesine baktığımızda şöyle diyebilir miyim? Benim şöyle, benim alnım diyebiliyorum arkadaşlar. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi iyilik eki almış sözcük de var. Gövde halinde sözcük kökün en az bir yapım eki almış haline biz ne diyoruz? E, gövde diyoruz arkadaşlar. Şimdi baktığımızda Şöyle bir bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Kaldırım ifadesine baktığımızda arkadaşlar gövde halinde olduğunu söyleyebiliriz. Kaldırım sözcüğünün kökü kalkmaktır. Kalkmaktan kaldırıma, kaldırmaktan kaldırım. Hatta sonrasında şuradaki k ünsüzü düşmüş. Gördüğünüz gibi iki tane yapım eki aldı. Gövde olabilmesi için tek yapım eki almış olması yeterli. Gövde halinde sözcük de var. Bunu da eliyoruz. Cevabım C şıkkı. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcüklerin kökü özdeş değildir? Yani ya ikisi de fiil olacak, ya da ikisi de isim olacak. Bakıyoruz. Öylesine sevgi dolu ki yüreğim demirler büküyorum ellerimde. Şimdi burada sevmek fiil, burada bükmek fiil, burada özdeş gördüğünüz gibi aşıkına eliyoruz. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezardan e, yükselen bir bahar vardır. Şimdi buradaki varmak değil var sözcü yani isim kök arkadaşlar. Burada yükselen sözcüğünün kökü de yüksektir. Bu da isim kök gördüğünüz gibi. Var sözcüğünün arkadaşlar sesteş olduğunu unutmayın. Varmak da olabiliyor. Var. Mevcut anlamındaki var da olabiliyor. Burada var yani isim olan vardan bahsettiğimiz için isim kök olarak aldık. Yükselmek sözcüğünün kökü zaten yüksek. Bunu da ediyoruz. İkisi de isim. C şıkkına baktığımızda yitik ve umut. Ummaktan geliyor arkadaşlar. Ummak sözcüğü. Yitmekten geliyor bu da. Yitmek ve ummak ikisi de fiil olduğu için. Bunları da ne yaptık? Eledik. Bunlar da özdeş. Sen bir ceylan olsan ben bir avcı avlasam çöllerde saz ile seni olsan sözcüğün kökü olmaktır yani fiil avlasam sözcüğün kökü avdır yani isim kök dolayısıyla bunlar özdeş değil cevabım denizli. Burada aralık ve son derken burada ara aramak değil arkadaşlar ara mesafe olan aradan bahsediyoruz yani isim e, sonmak değildir. Bu da sondur. Baktığımızda her ikisi de isim kök. Bunları da eliyoruz. Bunlar da gördüğünüz gibi kökleri özdeş ikisi de isim olduğu için cevabım Denizli. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur? Kentin güney sınırının bir bölümü Aras Nehri belirliyor diyor. Bir bölüm arkadaşlar diyor. Buradaki bir sözcüğü bölüm isminin önüne geldi ve sıfat tamlaması kurdu. Ay eliyoruz. Ayrıca Kuyucak Gölü ve Doğu Anadolu bölgesinin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün bir bölümü de kent sınırları içinde yer alıyor. Buradaki bir bölüm sıfat tamlaması, ikinci büyük göl derken sıfat tamlaması bu yüzden Bursa şıkkında eriyoruz. Çıldır Gölü'nün üzeri aylarca buzla kaplı oluyor dediğimizde arkadaşlar burada bir sıfat tamlaması yok cevabım C. Atlı kızaklar gölün üzerinde rahatlıkla gidebiliyor. Nasıl kızak? Atlı kızak ifadesi sıfat tamlaması olduğu için Denizli şıkkında eliyoruz. Tüm bu sulak alanların suyuyla çevredeki araziler sulanıyor. Çevredeki arazi ifadesi bir sıfat tamlamasıdır. Sulak alan nasıl alan? Sulak alan ifadesi de bir sıfat tamlamasıdır. Edirne şıkkında eledik. Cevabımız C şıkkı. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Bireylerin topluma uyum sürecinde belli yönlendirmelere ihtiyacı vardır. Nasıl yönlendirme? Belli yönlendirme dediği için buradaki belli ifadesi ismin önüne gelen bir sıfattır. Vardır ifadesi varmak anlamında kullanılmamış. Dikkat edin lütfen. İsim anlamında yani var mevcut anlamında kullanıldı. Bir yere varmak ulaşmak ayrıdır. O fiildir. Ama buradaki var isim olarak kullanıldı. Dolayısıyla burada da isim. Toplumun dinamiklerini öğrenme ve bu öğretileri yaşamlarına aktarmada başta aile olmak üzere pek çok kuruma görev düşer. Sosyal hayatı düzenleyen olguları öğrenmek gelişi güzel de olabilir. Şimdi nasıl olabilir? Bakın olabilir burada bir fiil ve fiile nasıl sorusunu soruyorum. Dikkat! Nasıl olabilir? Gelişi güzel olabilir. Fiile sorduğum nasıl sorusu beni zarfa götürür. Buradaki gelişi güzel ifadesi durum zarfıdır. Dolayısıyla sözcük türü bakımından zarf. Bu yönlendirmeler ile bu yönlendirmeler toplumun uzun süre devam ettirdiği ve davranışları ile onayladığı kavramlar bütününü ortaya çıkarır derken ile burada ne olarak kullanıldı? Edat olarak kullanıldı. Yani biz ne bulduk şimdi? Sıfat olacak ilki, ikincisi isim olacak, üçüncüsü zarf olacak, dördüncüsü şöyle edat olacaktır. Bu şekliyle baktığımızda arkadaşlar şöyle sıfat, isim, zarf, edat cevabım Denizli şıkkı.